Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde not defterim uygulamamızın son konusu olan main activity düzenleyeceğiz. Ve büyük ihtimal bu dersin sonunda uygulamamız şöyle kabataslak tamamlanmış olacak. Bir önceki derste hatırlarsanız buradaki nota tıkladığımda karşı tarafta bununla ilgili veriler geliyordu. Buna bastığımda var olan veri güncelleniyordu. Direkt olarak burada bir öğeye tıklamaz ve şuna basarsam da sıfırdan bir not girebiliyordum. Tabii ki de kategoriler sayfamızı da bitirmiştik. Burada istediğim kategoriyi burada ekleyebiliyordum. Daha sonra buradan seçtiğim kategoriyi burada güncelleyebiliyordum. Gördüğünüz gibi. Ve var olan kategoriyi de buradan silebiliyordum. Şurada hemen hatamız olmuş. Acaba nedir? Foreign key constraint diyor. Onunla ilgili bir not olduğu için içinde silerken hata verdi. Bunu da tabii ele almamız lazım. Ama sonraki iş o. Onu orada bırakıyorum. Şimdi burada main activity'yi yapacağız. Main activity'de gördüğünüz gibi burada kategorilerimiz hala statik verilerle geliyor. Ve de bütün notları ana ekranda ben görüyorum. Bence şöyle bir şey olsa daha güzel olur. Bir tane hani öğe seçili gelsin. Atıyorum işle ilgili. İş kategorileri, iç kategorisiyle ilgili notlar burada gözüksün. Geneli seçersem genel olsun. Yani burada her seferinde bütün notları görmeyelim. Öncelikli olarak bu kategori verilerini veri tabanından çekelim. Böyle sabit verilerle uğraşmayalım. Bunun için bu main activity'yi açalım. Main activity'de bir spinner'ımız var ve onun içinde bulunan spinner gördüğünüz gibi content main içinde ve entries diye biz array list'ten okumuşuz bunları. Bunu silelim. Daha sonra main activity'de spinner'la ilgili herhangi bir işlem yapmadığımızı düşünüyorum. Evet. Sadece spinner tanımı var. Veriler zaten array'den geldiği için, yani string diziden geldiği için herhangi bir işlem yapılmamış. Şimdi burada not activity'de biz burada ne kullanmıştık? Simple cursor adaptörle bu spinner'ı doldurmuştuk. Burada yine onu kullanabiliriz veya notlarımızı doldurduğumuz burada bir loader'ımız vardı. ID'si 100 olanları burada doldurmuşuz. Böyle de yapabiliriz. Ben bir sayfada birden fazla loader'ın da kullanımını göstermek adına burada da yine aynı, yani bu metodu kullanacağım. Dediğim gibi simple cursor adaptörle de bunu aslında yapabiliriz. Şimdi spinner'ımız burada. Buraya geliyorum. Öncelikli olarak bakın bir de şöyle bir durum var. Biz notları kategoriye göre getireceğimiz için notlar listelenirken kategorilerin aslında dolmuş olması lazım. Eğer kategoriler veri tabanından getirilmeden notlara erişilmek istenirse hata alırız. Bu yüzden bu sıralamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Get loader manager dedim. Init loader dedim. Bunun da ID'sine 150 diyelim. Bundle olarak herhangi bir veri göndermeyeceğim içeri. Bununla ilgili metotlar da bu sınıfta olduğu için this diyorum. Şimdi ben burada init loader dediğimde bildiğiniz gibi ne olacak arkadaşlar? Aşağıdaki bu onCreateLoader metodu tetiklenecek ve benim burada oluşturacağım sorgu çalışacak. Buraya geldik. Bunu diğer loader'dan ayırmak için şöyle yazıyoruz. Eğer diyoruz gelen ID eşit eşit 150 ise burası çalışsın. 100 ise notlar, 150 ise kategoriler cursor'ım dolmuş olacak. Bu geriye aynı buradaki gibi bir cursor loader da gönderecek. Şunu şuradan seçelim. Şuraya yapıştıralım. Şimdi burada projection kısmımız yok. Aslında bakarsanız projection olacak tabii ki de. Yani herhangi bir selection'ımız falan burada olmayacak. O yüzden projection dedim. Eşittir dedim. Göstermek istediğim alanlar nedir? Kategori entry'deki ID. Tabii bunları ne yapmamız lazım? String bir dizi olarak vermemiz lazım. Dizi ise süslü parantez kullanıyorduk. Ve de kategori entry nokta column kategoriyi projection olarak vermem lazım. Burada benim cursor'ım doldurulacak. Tabii ki de bunun için ne yapmamız lazım? Buraya gelip gördüğünüz gibi burada bir cursor tanımlamışız. Bunun yanına bir de kategorileri dolduran cursor'un da tanımını yapıyorum. Şimdi burada bir de spinner'la ilgili, yani verileri çekip nasıl ki notlar cursor adaptörüm varsa aynı bunun gibi kategori cursor adaptörü oluşturmuştuk daha önce. Bunun da tanımını burada yapmam gerekiyor. Kategori
adaptör, cursor adaptör diyelim, daha tanımlayıcı olur. Init loader burada tetiklendi. Geldi aşağıya. Burada cursor dolduruldu. Ve buraya geliyorum. Diyorum ki eğer loader.getID eşit eşit 80 ise bu sefer de ne yapacak? Kategori cursor adaptör.swap cursor deyip buradan gelen bu yeni cursor değerini, çünkü burada oluşturulan bu yeni değer ne olacak? Buraya parametre olarak bir cursor olarak gelecek data adı altında. Bunu da yaptık. Yine aynı şekilde on reset'te de ne yapalım? Adaptörü null'a atadığımız gibi kategori cursor adaptör.swap deyip bunu da null'a atayalım. Böylece bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi geldik yukarıya. Spinner'ımızın tanımı burada yapılmış. Burada cursor'ı falan doldurduk. Buraya geliyorum. Diyorum ki kategori cursor adaptör eşittir new kategori cursor adaptör. Benden ilk önce konteksti bekliyor. Burası cursor bekliyor. Yani verilerin doldurulacağı, pardon, doldurulmuş verilerin kullanılacağı cursor. Kategori cursor demiştik buna. Ve de üçüncü parametre olarak auto-recovery veriyor. Biz bunu false diyoruz. Böylece cursor'ım doldurulmuş olacak. Ve de benim spinner'ıma da bunu atarsam, spinner'ımda veri tabanından çektiğim veriler gösterilmiş olacak. Şimdi bunu denemeden önce şuradaki notların getirilmesinin tetiklendi. Bu init loader'ı bir kapatalım. Bakalım kategorilerimiz veri tabanından düzgün bir şekilde geliyor mu? Uygulamamız açılsın. Herhangi bir veri gelmedi. Çünkü burada 150'yi değil 100'ü kapatmam lazımdı. Yanlışlık yaptık. Tekrardan deneyelim. Bir hata aldık. Bakalım ne diyor. Select ID kategori from notlar. Bir şeyi yanlış yazmışız. Herhalde aşağıda şu init load kısmında. Tabii ki de burası notlar entry değil. Kategori entry olacak. Copy paste'in şeyine uğradık. Notlar ID kategori entry'deki, yani kategoriler sondan başa doğru gelsin. Bir daha bir kontrol edelim. Bir daha hata almak istemiyorum. Evet, şu an bir sıkıntı yok. Buraya işte eğer siz notlar entry derseniz notlar tablosuna ulaşmaya çalıştığı için hata aldık. Halbuki biz kategoriler tablosuna ulaşmak istiyoruz. Yine bir yerde yanlışlık yapıyoruz ama ID'si 150 ise bunları getir dedik. Buraya da 80 demişiz. Burada bir saçmalık var. Biz bunun ID'sini ne demişiz? 150 demişiz. Bu 80 nereden aklımda kaldıysa. Evet. Son kez deniyorum. Ve de gördüğünüz gibi kategorilerim geldi. Bir de yanında da simge ile beraber buraya yerleşti. Evet, bu kısmı yaptık. 18'i seçtiğimde. Şimdi yapacağım şey ne? Burada seçilen kategoriye göre burada notların gelmesi. Şimdi arkadaşlar oradaki not listem bildiğiniz gibi buradaki cursor sayesinde oluyor. Burada ben bütün notlarla ilgili kategori adı, kategori ID'sini falan her şeyini burada alıyorum. Yalnız burada gördüğünüz bu selection ve selection arklar null. Null olduğu için herhangi bir seçim yapılmıyor. Ben ama ne istiyorum? Buna parametre olarak vereceğim kategori ID'ye göre notları getirmesini istiyorum ki burada ben deneme kategori atıyorum. Onu seçtiğimde sadece 10 kategorisi 10 olan notlar burada listelensin. Tabii burada bazı arkadaşlar diyebilir, hani sen yorum satını aldın, bu notlar nasıl geldi diye. Hani biz burada bunu yorum satını aldık ama şurada da bir tanımımız var. List view'dan sonra direkt olarak loader'ı yüklediğimiz için, yani dikkat etmeniz gereken bunun üstünde olmaması gerekiyor. Çünkü önce kategoriler gelecek, daha sonra bununla ilgili notları getireceğiz. Belki birazdan bir hata alabiliriz. Çünkü bunu doldururken ben kategorilerle ilgili işlem yapmak isteyeceğim. Bu yeniden çalışsın, biz gelelim buraya. Şimdi burada
notlarımızı çekerken herhangi bir selection vermedik dedik. Eğer ben kategori ID'ye göre bir selection verirsem bütün notlar değil, sadece ve sadece ne olacaktır? İlgili kategorinin notları gelecektir. Buraya giriyorum. String selection yazalım bir tane. Selection'ım ne olacak? Notlar entry nokta column kategori ID olacak. Şu ifadeyi yazmayı unutmuyoruz. Daha sonra buna parametre olarak vereceğim değer nedir? String şöyle selection arg diyeyim buna. Bir tane elemanı olacak zaten. Bunu nereden alacağım? Bunu da benim spinner'ım vardı. Spinner nokta get selected item id. Buradan almam lazım. Bu ne demek? Bu spinner'da bulunan elemanın veri tabanındaki id karşılığı demek. Bunu da tabii string'e çevireceğiz. String nokta value of metoduyla. Şunu da şuraya yazmam gerekiyor. Daha sonra burada projection'ın yanına selection'ı şurada tanımladım. Argı da buraya yollarsam istediğim gibi notların hepsi değil, sadece seçilen kategorinin notları bana gelecektir. Şimdi uygulamayı bir daha bir başlatalım. Uygulamam açıldı. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir veri gelmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü biz buradaki spinner'a item selected diye bir neyimiz var, metodumuz var, onu uygulamadık. Notlar, pardon, notlar değil, spinner nokta set on item selected listener new on item selected listener'ı buraya uygulamamız lazım. Burası gördüğünüz gibi tıklanılan seçilen öğenin position'ını ve ID değerini bana veriyor. Burada da şöyle bir şey yapalım. Şimdi her tıkladığımda bunun ID değeri değiştiği için ben yukarıda long seçilen kategori ID diye bir şey tanımlayayım şurada. Sıfır yapalım bunu. Buraya geliyorum ve seçilen kategori ID eşittir diyorum. Burada her bir tıklamada bu ID değişecek sonuçta. Bunu buna bir atadım. Atadıktan sonra şurada verilerim, yani notlarım güncellenirken, notlarım getirilirken şuradaki selection arz kısmını string nokta value of the bunu değil, pardon, ne yapacağım? Seçilen kategori ID yapacağım. Ve de her bir kategori seçildiğinde bu ID değişeceği için get Loader Manager ile benim bu cursor'ımın içini dolduran Loader'ı restart edeceğim arkadaşlar. Bunun ID'si neydi? 100'dü. Daha sonra bundle yollamıyorduk. Daha sonra da callback olarak da this diyebiliriz ya da main activity nokta this diyebiliriz. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi burada tekrardan, yani bir kategori değişimi olduğunda tekrardan buradaki cursor çalıştırılacak. Bu sefer seçilen kategori ID yeni ID değerini alıp yeni bir cursor oluşturulacak. Bir testimizi yapalım bakalım. Uygulamam açıldı. Şimdi mesela şurada şunu tıkladığımda gördüğünüz gibi onunla ilgili notlar geliyor. Onunla ilgili ve değişiyor sürekli. 10 dedik, 11 dediğimde de onunla ilgili notlar geliyor. Ve tıklama işlemim de çalışıyor. 30'u tıkladığımda gördüğünüz gibi seçtiği kategori nedir? Benim burada yaptığım şey. Mesela şöyle yapalım. Şurada bunu böyle bir kategorimiz varmış. Buraya yeni dedim. Kategori olarak onu seçeceğim. Buraya da yeni not diyelim. Bakalım burada da çalışıyor mu? Tarih falan girmiyorum. Kaydet dedim. Çıktım. Şimdi burada onu seçtiğimde gördüğünüz gibi gözüktü. Tıkladığımda burada da kategori olarak seçti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tüm notları silelim. Tüm kategorileri silelim. Öncelikle gidelim yeni bir kategori oluşturalım. Genel
kaydet, iş, kaydet, aile, kaydet. Daha sonra geldim. Burada herhangi bir verim yok. Yine bir not ekliyorum. Biz bunu düzenlememiş miydik not defterimde? Ha, pardon. Bu da sabit ere ile aynı olduğu için kafam karıştı. Mesela geneli tıkladım. Genel kategorisi notu diyelim buna. Kaydettim, çıktım. Yeni dedim. İşte iş kategorisi notu. Aynı şekilde buradan aile desem aynısını alıyor. Aile için bir not oluşturalım. Aile kategorisi notu. Bakalım hepsi derli toplu çalışıyor mu? Şimdi ana ekrana geldim. Gördüğünüz gibi aile burada gözüküyor. İş dediğimde iş geliyor. Genel dediğimde genelle ilgili not geliyor. Tıkladığımda kategori seçiminde bir hata yok. Aileyi seçelim. Gördüğünüz gibi burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, genel hatlarıyla bitirdik. Dediğim gibi bundan sonrası sizin takdirinize bağlı. Yani burada gösterilen notla ilgili bütün verileri gösterebilirsiniz. Bitiş tarihi gelmiş olan burada işte yine bu cursor'ın içinde bitiş tarihi eğer geçmişse mesela artık göstermeyebilirsiniz. Uygulama geliştirmeye açık bir uygulama. Çok daha fazlası yapılabilir. Arayüzümüzü düzenleyebiliriz falan. Ama eğitim setimiz veri tabanı ile ilgiliydi. Verilerin saklanması ile ilgiliydi. Persistent Data ve Content Provider eğitim setimizin adı. Ve bununla ilgili açıkçası her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Kafanıza takılan bir yer olursa bana sormaktan veya araştırmaktan çekinmeyin. Eminim pek çok cevap bulacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlarınızı ve eleştirilerinizi belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki eğitim setinde görüşmek üzere.